istiyor. Evet sevgili Antay'ın çok çok sevdiğim kaptanı, Antay'ın çok sevdiğim kaptanı tekrardan söyleyeyim. Hüsamettin'le beraber. Hüsamettin, ligin 12. sıradasınız. Yani en son takımısınız ama tabii ki bu sizin gerçek gücünüzü göstermiyor. 9. sıradaki kral koltukla oynayacaksınız. 3 puan çok önemli. En azından ilk 8'e gitmek için. Yani playofflara kalmadan direkt çeyrek final için. Önemli karşılaşmalar başlayacak. Şöyle bir düşüncelerini alayım. Ne durumdasınız? Rakiple ilgili düşünceleriniz neler? Bu haftaki düşünceleriniz neler? Hemen kısaca. Vallahi abi açıkçası takımlar hakkında şimdi uzun bir aradan sonra takımlar hakkında tam bir bilgimiz yok. Çünkü ayrılan oyuncular oldu. Bizim için de oldu. 3-4 tane oyuncumuz da yollar ayrıldı diyelim. Evet. O sebepleri ben çok iyi biliyorum. Üzere. Sen de iyi biliyorsun tabii. Evet evet. Bugün de zaten hazırlık maçımız vardı. 3-4 oyuncu denedik o arkadaşların yerine. Takımımız hazır. 16 kişilik kadromuz var. Yarın teslim edeceğiz zaten. Son rütüşleri yapıyoruz. Puan durumuna gelince evet yıllardır bu turnuvadayız. Hiç böyle bir şablonla diyeyim puan durumuyla karşılaşmamıştık. Evet. Kaç hafta geçti? 5 mi oldu? Evet 5. 6. hafta oynayacağız. Evet 6. haftayı oynayacağız ve puanımız yok. Dediğim gibi daha önce hiç böyle bu durumda kalmamıştık. Acil puana ihtiyacımız var. Tabii bu 5-6 haftalık durumda da zorlu fikstür de diyebiliriz. Çünkü ilk 3 ya da 4 maçımız yanlış hatırlamıyorsam direkt ilk 3 ya da 4 puan durumundaki ilk 3 ya da 4. sıradaki takımlardı. Evet. Şimdi biraz daha olsun şu 4-5 maç fikstür kolaylaşacak değil mi de. Çünkü bu sene gerçekten kolay takım yok. Bütün takımlar çok iyi. Bence bu benim fikrim. Bence ACL'nin bu sezon gerçekten bizim katıldığımız yıldan bu yana 3 ya da 4. yılımız diyebilirim. En güçlü, en kaliteli takımların buluştuğu turnuva oldu diyebilirim. Aynı gerçekten, fikirdeyim. Tamamen aynı fikirdeyim. Gerçekten hani kemik sesleri geliyor diyebiliriz maçlardan. Peki, çok güzel maçlar geliyor. Çok zevkli. Şimdi son olarak hemen bitirelim. 4 maç, bir maçınız eksik. Evet. 4 gol atmışsınız ve 27 evet. gol yemişsiniz mesela. Yani gol atmakta bu kadar sıkıntılı bir özellikle senin yani evet. olduğun bir takımda bilmiyorum 27 tane gol yemek tamamen bence psikolojik gibi geliyor bana yani bu mental gibi hani çünkü hani çok aşırı derecede kondisyonunuz çok kötü bunu... değil. Sanki psikolojik bunu, gibi geldi. 4 gol... Psikolojik etkenleri de var abi. Evet doğrudur. Çünkü nasıl başlarsan da öyle gidiyoruz gibi gerçekten de öyle bir durum var. Biz evet. çok kötü başladık. Öyle de devam ettik. Ama bu sezon takımların gerçekten bu kadar iyi ve güçlü olacağını, fizik kaliteleri de çok iyi. Oyuna da hükmetme konusunda da çok iyi takımlar. Evet. Bu kadar iyi beklemiyordum. Çünkü biz bu sezona, bu turnuvaya 2-3 çok önemli oyuncumuzu kaybederek başladık. Evet. Onların yerine de iyi transferler diyeyim. İyi transferler yapamadık. Yerine evet. koyamadık. Bu da diğer takımlarla arayı bayağı çıtayı açmış durumda. Her ne kadar bireysel gibi gözükse de sonuçta bir takım oyunu. Yani bir Hüsamettin bütün maç boyunca oyuna hükmedemiyor. Bu takım oyunu adı üstünde. Onun için belirli bölgelerde iyi oyuncuların olması gerekiyor. Şimdi biz onu birazcık olsun hallettik gibi 2-3 takviyeyle. Tabii zamana ihtiyacımız var. Çok uzun süre bir ara vermek zorunda kaldık. Zamanla iyi olacak gibi. En azından bu saatten sonra bu 4-5 maçlık bir iddiamız olmayacak. Ama en azından bu kadroyla bir sonraki turnuvanın bu 4-5 maç bizim için hazırlık maçı şeyinde olabilir. O gözle de bakacağız. Hazırlanma aşaması da diyebiliriz. Peki Hüsamettin çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten biliyorsun eleme yok. Playoff'lardan eğer başarılı olamazsanız puan durumunda playoff'lardan evet. da çeyrek final çıkma şansınız var. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu demeci, bu röportajı bana verdiğin için. Eklemek ben istediğim şey var mı? Abi. Eklemek istedim. Cumartesi günü
Kral Koltuk, yanlış hatırlamıyorsam Berat evet. abinin takı- Berat evet. abinin olduğu evet. takım. Evet. Onlar da çok acil 3 puan ihtiyacı var. Evet, doğrudur. Çok güzel bir maç olacağından eminim yine. Gollerin, asistlerin konuşacağı, mücadelenin olacağı bir karşılaşma olsun inşallah. Maç anlatımında, maç anlatımında da ben olacağım. O süper olacak, evet. Daha da güzelleşecek ortam. Sabırsızlıkla maçı bekliyor diyelim peki, artık. Peki, çünkü çok ara verdik. Peki, maçı edelim. Bekliyoruz. Hak eden kazansın diyorum, saygılar. Kesinlikle. İyi geceler. Çok teşekkürler, iyi geceler. Evet, Berat'la beraberiz. Kral Koltuk her sene Nesa İnşaat'ın sahibi, Nesa İnşaat olarak giriyorlar. Bu dönem Kral Koltuk'ta. Neler düşünüyorsun? Zor bir maç. Rakibiniz Antray. 3 puan için çıkacaksınız. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Evet. Hedefimiz 3 puan. Yani ilk başlangıç yapmak istiyoruz uzun bir aradan sonra. Evet. Bayağı tabii bir ara girdi. Uzun zamandır oynamıyoruz. Bütün takımlar gibi. Bütün takımlara başarılar diliyorum kalan maçlarda. Bizim maç için de düşüncelerim bu şekilde zaten. Yani Antalya'yı zaten biliyoruz. Önceki turnuvalardan bildiğim için. Onlar da güçlü rakip Samet'in önderliğinde. Onlara da başarılar diliyorum. Hedefiniz peki nelerdir? Ligi kaçıncı sırada bitirmek istiyorsunuz? Playoff'lar mı? Finaller mi? Ya şimdi önce bir tabii playoff'lara kalmak zaten. Hani playoff'lara kaldıktan sonra bakacağız artık duruma göre. Yani biraz birkaç hafta geçsin de ondan sonra hedefimiz iyice netleşiyor. Tabii ki yani hedefimiz işler ama güçlü rakiplerimiz ve güçlü takımlar var zaten. Evet. Önce playoff'lara çıkmak. Hı-hı. Peki çok teşekkür ediyorum Berat'cığım. Rica ederim. Evet, sevgili Bad Boys Antalya ve Bad Boys'un değerli kaptanı, değerli sevdiğimiz, gerçekten çok sevdiğimiz Serkan Parmak'la beraberiz. Serkan, Perşembe günü haftanın maçında Güney Gücü'yle karşılaşacaksınız. 6. sıradasınız ama bu sizi yanıltmasın tabii. İki hafta oynamamıştınız, başka takım oynamıştı. Siz tabii sonradan eklendiniz. Düşüncelerini alayım. Çok zorlu bir rakip. Rakip pas oyununu benimseyen bir rakip. Siz de tam tecrübeli bir takımsınız. Kısaca o maçla ilgili neler düşünüyorsun? Valla maç için yani çok değerli bir maç geçeceğini düşünüyoruz. İnşallah maçta tartışma öyle çok şey olmadan güzel millet seyir zevki verecek şekilde maç izletiriz. Yani arkadaşları az çok maçlarını şeylerden izledik. YouTube'dan seyrettik maçlarını. Vallahi onlara karşı bir önlem almayı düşünüyoruz. Peki içinden geçen skor ne? Vallahi ya yeneriz diye tahmin ediyorum. Yani skor olarak vermeyeyim de yeneriz diye tahmin ediyorum. Peki Serkan'cığım, biz de o maçı, haftanın maçını dört gözle bekliyoruz. Asalı sahada güzel bir karşılaşma olacaktır. Aynen. Var mı beklemek istediğiniz? Bütün seyircileri bekleriz. Kesinlikle. Aslında. Aynen, o maçta izlenir yani bence. Aynen. Arkadaşlarım da şimdiden başarılar dileriz kesinlikle yani. Kesinlikle, biz de size başarılar diliyoruz. Var mı beklemek istediğiniz? Şu an için bir şey yok. Peki, çok teşekkürler. Oldu, sağ olun. Evet, Yasin'le beraberiz. Yasin, Güney Gücü şimdi son seninle görüşeceğiz. Bu hafta rakibiniz gerçekten zor bir rakip. Yani sahalarda çok tecrübeli bir takım. Neredeyse yani böyle iki ve üstü farklı yenilgilerini daha hiç görmedim kaç senedir. Yani hani gerçekten yeniliyorlar ama zor yeniliyorlar. Bad Boys, neler düşünüyorsun maçla ilgili? Son hazırlık maçında da yenik ayrıldınız SLO karşısında. Çok kısa bir değerlendirme. Yarınki maçı. Normal ligde yendiğimiz takıma yenildik geçen hafta. Hazırlık maçıydı. Hem de kadromuzda revizyon yapmıştık. Diğer arkadaşları denemiştik. Çok hazırlık maçlarına takıldığımız bir durum yok. Karşı rakibin maçlarına birkaç kez izlediğimiz oldu. Ancak bizim için hani çok takım ayırt edecek bir durumda değiliz. Biz her maça son maçmış gibi çıkıyoruz.
zaten sonrası da o. Gereksiz yere puan kayıplarımız oldu. Son maçta da hatta Televole'de yine aynı şekilde bir 4-3'lük bir hezimet diyoruz biz artık ona. Çok saçma bir yenildi. Sağ yaramadı. Orada da anlamış olduk bir kere daha. Ancak asalı sahada karşı rakip de evet güçlü bir rakip. Biz de zaten kalitemiz de ortada. Çıkıp topumuzu oynayacağız. Saat 6.30'da oynanan maçlarda biraz zorluk çekiyoruz. Hepimizin antrenmansızlığı da göz önünde. Karşı takım diri bir takım. Bakalım yarın ona göre çaresini bulacağız artık. Tabii sizin için en önemlisi herhalde büyük ihtimalle yani birçok takım gibi orada o organizasyonda kendi işte bazı maçlar işte atıyorum yeni galibiyetler, güzel anlar, pas oyunu. Tabi kupa da isteniyor herkes gibi ama hani daha çok organizasyon daha çok zevkine varmak açısı değil mi yani? Yani bizim en büyük olaylarımızdan biri. Normalde her pazar 10-11 bu sahada top oynadığımız bir oluşumun içerisindeydik yaklaşık 7-8 yıldır. Evet. Şimdi bu ligle beraber farklı bir organizasyona girdik, farklı bir oluşumun içerisindeyiz. Biz de heyecan duyuyoruz tabii her gün, her hafta maçın yayınlanması, maç sonrası görüntüler, bunlardan da bir farklı bir heyecan duyuluyor. Ama tamamen bütün olayımız çıktığımız zaman maçtan zevk almak, karşı rakibe saygı duyarak zevk almak. Onun dışında lige zeval getirecek herhangi bir davranış sergilememek üzere tüm çabalarımız. Ancak bazen öyle şeyler oluyor ki bizi de farklı kalıplara sokabiliyorlar. İnşallah kazasız belasız, sakatlıksız şu ligi tamamlayıp sonraki tecrübe kazandığımız ligde daha iyi bir performans çıkarmak istiyoruz. Ama evet. Tabii bu ligde de şimdiden bıraktığımız bir durum yok. Daha 4 maç yaptık. Ligdeki durumumuz da kötü bir durumda değil. Şanssızlıklara puan kaybettiğimiz oldu. Ancak zaten bu işin daha playoff'u var. Biz her zaman güçlü bir rakip olarak bu ligde bulunacağız. Evet, en azından renk katıyorsunuz, o önemli. Ben bu şey gibi düşünüyorum mesela maçları. Bu basketbol Euroleague'de biliyorsun hep böyle şey falan. Bora gitmek aslında yani tam aslında hep üstte oynamak lazım. Yani şampiyonluk çünkü her sene gelemeyecek kesin. Yani önemli olan o üst sıralarda o finalleri tecrübe etmek, o havayı solumak ya da işte atıyorum ilk 4'e ilk 6 neyse artık. Yani bunlar devamlı olduğu sürece zaten bir gün muhakkak kupa gelecektir yani. Evet evet. Yani bizim ilk tecrübemiz çok yıllardır aynı sahada oynuyoruz, beraber oynuyoruz falan ama lig tabii bir başka. Tecrübe ediyoruz her konuyu, her kişiyi, her takımı, her sahayı, tecrübelerimizi ona göre faydalanıp sonraki zamanlarda daha iyi sonuçlar çıkarırız. Ancak peki, dediğim gibi şimdi yarınki maç ilk önceliğimiz. Yarınki maçtan sonra daha önümüzde 11, yanlış desem 11 haftalık bir periyot. Evet. Bir de bizim maç eksiğimiz vardı. Evet, bir de maç eksiğimiz. Bakalım, yeni kişiler de zaten yeni takım listemizi de paylaştık. Yeni kişileri de dahil ettik takımımıza. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ay içerisinde halı sahalar tekrardan eski saatine döner. Biz de en azından daha geç saatlerde, daha güzel günlerde beraber oluruz. Gerçekten tek temennimiz o. Aynen. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, iyi günler. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Halil ben de beraber. Halil ben, merhabalar. Erkan merhaba. Ben. Yayla geçtik. Kaç sene oldu bizle beraber? 6 sene olmuştur. 5-6 yıl, evet. Vallahi güzel, bazen acı, bazen tatlı günlerde beraber olduk. Hala devam ediyoruz yola. Şimdi kaptanlarla bir görüşme yapıyorum. 6. haftadayız. Ortaladık neredeyse. Lig durumuna baktığınız zaman 8. sıradasınız. Ki 2 sezon öncenin şampiyonusunuz biliyorsun. Sana göre çok kısa bir şekilde bu 8.lik nelerden dolayı 8.lik vardı? Bir de çok zorlu bir lig lideriyle oynayacaksınız. Özür dilerim. Lig 2. Sarıcelen tekrarla. Onunla ilgili de kısa bir senden yorum almak istiyorum ki. Önce bütün takımlara başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Tatlı bir turnuva olsun isteriz. Pandemiden dolayı herkese önce de sağlıklı, sıhhatli bir günler dilerim. 8. olmamızın sebebi bizim hatamız. Hiç kimsenin hatası değil. Kendi arkadaşlarımızın, oyuncularımızın hataları. Ama sonuna kadar gideceğimiz
ya güvenimiz var, inancımız da var. Ama geçen sene değil, bir önceki senenin turnuva şampiyonu olaraktan iyi günler geçireceğiz. Aynı performansımıza geri döneceğiz. Ve bu ligde de iddialı olaraktan daha devam edeceğiz. Ama iyi oynayan, iyi hak eden, dostlukça biten bir turnuva olmasını isterim. Ayrıca Rentekar maçıyla ilgili düşüncelerini alın kısaca. Ayrıca Rentekar güzel bir rakip. Şu anda konumu da iyi. Güçlü bir rakip. Tabii biz de hafif değiliz ama Cuma gününe bakacağız. İyi oynayan kazansın. Peki sevgiler, saygılar Hüseyin. Teşekkür özür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine. Evet, Arıca Rentekar'ın değerli oyuncusu, değerli kaptan Atay'la beraberiz. Atay, şimdi 6. haftadayız. Ligde, ligin ortasındayız. Artık yavaş yavaş pandemiden sonra yeni bir heyecana doğru yelken açtık. Şimdi yayla geçtik, 2 sene önce de şampiyonu ama şu anda 8. sıradalar. Bu maçla ilgili düşünceler neler kısaca? Vallahi işte uzunca bir süredir oynamıyor zaten kimse. Yani sonuçla ilgili herhangi bir şey söylemek şu anda çok doğru olmaz. Kimse gerçek performansını bu dönemi daha kısa da bir zaman geçtiği için göstereceğini düşünmüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Arkadaşlar da, tanıdığım arkadaşlarımız da var. Başarılar diliyoruz. 8'li saha orada ilk bir maçınız yani en son maçınızı kaybetmiştiniz ama tabii son dakikada gelen bir golle çok çekişmeli bir maçtı. Yani çok bize göre olan bir saha değil şimdi Özü. Sahayı beğenmediğimizi sana da daha önce dile getirmiştik. Ama yapacak bir şey yok, tabii ki oynayacağız. İyi olan kazansın diyoruz. Bazı sahalar böyle ama deplasmanlar olur ya, böyle hani işte sahası şey olan deplasmanlar olur böyle. Ona artık yani. Valla şey ne diyorlar? İyi top, iyi sahada oynanır diyelim. Ondan dolayı sahaya olmadığı için. Neyse, televoleyi de çok gömmeden sahibine sevgiler sunuyoruz değil mi? İzlerinizde. Aynen öyle. Allah'tan büyük saha, 7'li saha değil. Yani daha büyük, 8'li saha. En azından yani biraz konum itibariyle biraz karanlık düşüyor. Yani sahibim, evet, evet. Yani dezavantajları tabii ki var. Yok, bir tabii asalı saha gibi değil. Ama en azından asalı sahada da Antalya'da ilk turnuva yapan da biziz yani hani. Bu da bizim artımız. Güzel bir maç olacak, ben ona inanıyorum. Çekişmeli bir maç. Benim anlatımımda. İnşallah hak eden kazansın. İki takıma da 3 puan lazım tabii her zamanki gibi. Var mı eklemek istediğiniz? Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Geldiniz, oynayacağız. Zevkimizi tamam. Alacağız, gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, Adnan'la beraberiz. Adnan, Sinan Gençlik, şu anda lig liderisiniz. Öncelikle şunu soracağım çok kısa. Bekliyor muydun lig liderliğini 6. haftaya giderken? Evet, bekliyorduk. Çünkü ben takıma güveniyorum. Kaç yıldır beraber oynadığımız arkadaşlarımızdır. İster istemez biraz futbolu seven kişilerden oluşan bir takımız biz. Her şeyden önce çok istekli bir takım kurdum ben. Yani inşallah da sonuna kadar da böyle gideriz. Başarılı olmak istiyoruz. Aynı zamanda da centilmen bir şekilde. Hiç kimseyi kırmadan, incitmeden ligi bitirmek istiyoruz. Rakip Şahin ama, Oto, güçlü bir takım. Evet, saygı duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Evet, onları da evet izledik. Güzel bir takım. İnşallah iyi bir maç olur. Evet. Bu kadar yani, başka bir şey. Evet. Saygılar sunuyorum, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Evet, sağ olun, iyi akşamlar hocam, görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Şahin Otor'un değerli sahibi Şahin ile beraberiz. Evet Şahin, bence ligin çok artık yavaş yavaş 6. haftasına doğru geldik ve önemli karşılaşmalar bizi bekliyor. Bu haftada lig lideriyle oynuyorsunuz. Bu sizde şimdi isterseniz ekstra bir motivasyon sağlayacaktır lig liderine oynamak ve onları yenmek. Güçlü bir takım. Düşüncelerini alayım bu haftayla ilgili. Çok zorlu bir karşılaşmanız var. Ligi liderini tabii koltuğundan indirmek isteyeceksiniz. Tabii ki de şu andaki çalışmalarımız o yönde. İnşallah kazanırız. Arkadaşların birkaç maçını izledim. Güzel oynuyorlar. İyi takımlar var. Forvet hatları gayet iyi, başarılı. Bizim de defans hattımız oturdu diyebiliriz artık. Kazanmak için çıkacağız sahaya. Özellikle son maçta Güney Gücü'ne karşı gerçekten son kişi, son bir kişi yani son dakikalarda bir kişi eksik olmasına rağmen
çok güzel bir performans göstermiştin. Sen de o maçın yıldızıydın. Evet. Yükselen bir performans var ama 7 aylıkta bir geçen bir süre var. Yani neredeyse yarım yıl. Kondisyonda tabii ki düşmeler olacaktır gelmeyen arkadaşlar. Nasıl hedefi nasıl belirlediniz? Yani eksikler, artılarınız, evet. Eksileriniz. Takımda birkaç eksiğimiz var ama motivasyon olaraktan Güney Gücü maçında olduğu gibi aynı şekilde çalışıp kazanmak için uğraşacağız. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, iyi akşamlar. Şimdi Tahsin Hocam, ligin 6. haftasındayız. Siz de Asma olarak gerçekten ilk kötü başladınız ligi ama sonunda 2 galibiyet gelmişti. Şimdi evet. Bu hafta zorlu bir mücadele olacak sizin için de, rakip için de. Bu haftaki maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir Tahsin Hocam? Onu alacağım. Vallahi bayağı bir ara verdik biliyorsun. Evet. Aradan sonra nasıl döneriz? İnan bilmiyorum ben de. Bir iki maç yaptık ama hani gene elimizden geleni yapacağız. Peki antrenmanlar falan ya da ne bileyim maç yaptınız mı? Birkaç hani hazır. İki tane hazırlık maçı yaptık kendi aramızda. Evet. Zaten devamlı oynadığımız grup var. Evet. Fena değil gibi takımın durumu ama yani tam kestiremiyorum. Rakibi de bilmiyordu çünkü. Tarkov Spor rakip. Evet. Daha önce tarafından. Çok izleme fırsatı bulamadık. Evet, yoğunsunuz zaten biliyorum. Evet, evet, yani iki takım da bence diş bir maç olacaktır yani tam ayarda. Kimi evet, kazanacağını ben de inanın bilmiyorum. Evet, dostluk kazansın. Dostluk kazansın aynen. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Tahsin Hocam? Yok, teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Saygılar. Tamam, başarılar diliyoruz herkese. Sağ olun. Evet, Kartal Spor'un değerli oyuncusu Umut'la beraberiz. Kaptan, kaleci, bütün neredeyse organizasyonu yapan. Umut'cum şimdi Asmo ile oynayacaksınız. Bence dişe diş bir mücadele olacak yarın. Maçla ilgili ve önce maçla ilgili sonra da bu pandemi nasıl geçirdiniz onunla ilgili kısa senden yorum almak istiyorum. Tabii hocam, öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum ben. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı bayağı uzun bir süre sahalarımız kapalı kaldı maalesef. İllaki takımlarda da biraz eksilmeler ve kondisyon düşüklüğü oldu. Geçen hafta bir hazırlık maçı yapıldı. Yani bence güzel çekişmeli bir maç geçmişti aslında geçen hafta. Yarın akşam da Asmo ile oynayacağız. Asmo da iyi bir rakip bizim için, iyi bir takım, gerçekten iyi top oynayan bir takım. Biz de kadromuzu yenilemeye başladık. Daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Umarım güzel bir maç geçer. Dostluk ve sevgi çerçevesinde bir maç olur. Hak eden kazansın diyorum hocam. Tabii ki iki takım da 3 puanı isteyecektir. Bizim amacımız da o. Umarım isteğimiz olur. Herkesin hakkında hayırlısı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek. Evet, Estella İnşaat Atak Spor'un değerli kaptanı, oyuncusu Sait'le beraber. Sait abi, şimdi ACL Cup Team rakibiniz. Bu hafta 6. hafta itibariyle başlıyoruz artık. Çok kısa bir senle de görüşmek istiyorum. Rakip bilinmez bir rakip tabii. Kim çıkacağını bilmiyorsunuz. Ama tabii ki güçlü bir rakip çıkacaktır. 3 puan içinde oynayacaklar neticede. Çıkışınız var. Çıkışınızı devam ettirmek isteyeceksiniz. Zorlu mücadeleler başlıyor artık sizin için de. Ligin ortasındayız. Şöyle kısa bir hem maçla ilgili hem de ligle ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Erkan Bey, güzel bir ligde futbol oynuyorduk. Bu pandemiden dolayı bayağı bir ara verdik. Birkaç arkadaşımız da tam yok. Seyircisinden güzel bir lig. Antalya'dan bence en iyi lig. Senin kurmuş olduğun turnuva. Teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söyleyeceklerimse rakibi bilmiyoruz. Herhalde beklenen bir takım var. Evet. Onun yerine geldi. İnşallah güzel bir maç olur. Güzel bir karşılaşma olur.
Onlara da başarılar diliyorum. Yani kritik bir 6. haftadayız. Artık 11 haftalık birlikte kritik bir mücadele bu. Yani her puanın artık her maçın önemi olacak sizin için. 3 puan için. Aynen, aynen. Şu anda takım oyunu yok. Takım oyunumuz yok. Bir azlık maçımız var. Onu da gördük. Eksiklerle geldik. İnşallah güzel bir maç olur. Güzel bir karşılaşma olur. Hak eden kazanır. Peki, olmaz inşallah. Peki Sait abi. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Teşekkür ediyorum.